Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 50 derseli ve proje serimizin 29. dersini gerçekleştireceğiz. Son 3 derste obje yöneltili en katmanlı mimari başlığına değinmiştik, en katmanlı mimaride bir proje geliştirme işim gerçekleştirmiştik. Ders süreleri biraz uzun olduğu için üç'e bölmüştük. Sonuç dersi yaklaşık bir saatlik bir proje olmuştu. Şimdi bu derste 29. derste size ben örnek bir yapı göstereceğim. Bir web sitesinden ziyade hani bu kez bir template kullanmayacağız şöyle bir şey gerçekleştiriyor olacağız ee, bir HTML sayfa üzerinde MVC'de veya hangi platformda kullanıyorsanız işte Core'da ve formda vesaire bir HTML sayfa üzerinde oluşturmuş olduğumuz bu bu tableın PDF, Excel veya işte benzeri Word falan da vardı. Sanırım nasıl export edileceğini anlatacağım sizlere. Videonun açıklama kısmına ben ilgili linkleri koyacağım. Projem bitmiş halinde videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan indirebilirsiniz. Geldim Visual Studio'ya. Yeni bir tane ben proje oluşturacağım. Bu bir web projesi olsun. Asp.net de kullanalım. İsmi, ismi export PDF export diyelim ya da export proje olsun. Şimdi export burada hani dönüştürmek anlamında bir şeye dönüştürme e, yapısı şeklinde karşıma çıkıyor. MVC'yi seçtim. Oluşsun projem. Bekliyorum oluşmasını. E, Udemy'de devam eden bir tane kursumuz var. Çekimleri devam ediyor. Şu an Nisan sonunda yayınlamayı planlıyoruz. MVC 5 Online Ticari Otomasyon isminde. Orada bir e, PDF kullanımına ihtiyacım oldu. İnternette bunun çeşitlerini ararken normalde e, rotativa isminde bir kütüphane üzerinden PDF'e dönüştürme vesaire var ama ben direkt öyle olmasını istemedim. Onun yerine bir o internette biraz e, araştırma yaptım ve direkt export PDF bu strap üzerinde yapılabileceğini düşünüyordum. Onunla ilgili bir örnek buldum ve bunu sizle YouTube tarafında da paylaşmak istedim. Şimdi e, tarafında benim e, bir tane hemen controller bir tane de oradan türeteceğimiz bir view oluşturup başlayalım. Bir tane controller oluşturuyorum. Controller'ımın ismi şöyle default olsun tamam herhangi bir zarar yok bu default kontrolörün içerisinde sadece bir tane view oluşturacağım şöyle ki oluşsun burası e, ee, sağ tuş dedim add view. buraya bir tane view ekle bu şekilde layout kullanma bu kendi başına bir sayfa olsun Tamamdır, burası gelmiş oldu. Şimdi size işin iki tarafını da göstereceğim. Hem veri tabanı boyutunu göstereceğim arkadaşlar, hem de veri tabansız kısmının ya da bir tarafı göstersem size eminim ki diğerini çok kolay bir şekilde gerçekleştiriyor olursunuz. Şimdi geldim, şurada hazır olarak paylaşılmış bir kod bloğu var. Şöyle, doctype html ile beraber başlayan kod bloğu. Ben şöyle olduğu gibi bu şekilde olduğu gibi sağ tuş kopyala dedim kopyaladıktan sonra önce şurayı bir çalıştıralım. bir browser tarayıcı diyelim burayı tarayıcı ile beraber bir açsın Ondan sonra kodlarımızı yapıştırıp oradan ilerleyelim serinin 29. dersi yavaş yavaş core tarafına da geçmeye başlayacağım 35 36. dersle beraber ASP.NET Core MVC'de bir şeyler gelecek önce statik proje oluşturma sonra işin içerisine e, dinamik projeleri de ekliyor olacağız. Küçük ölçekte template'ler üzerinde proje geliştirme işlemlerini anlatıyor olacağım sizlere. Şimdi bu şekilde geldi burası. Boş bir sayfa gelip, kod bloğumu buraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra, yapıştırdıktan sonra kaydettim. Gelip bakıyorum işte bir problem var mı? Bir problem yok gibi duruyor. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın sayfamı yenilediğim zaman bir tablo yapısı veriyor tablo yapısının hemen üstünde de burada da e, tabloyu kopyala Excel'e dönüştür. E, işte Excel'in bir başka formatı CSV'ye dönüştür. PDF'e dönüştür ve Column de bu da e, sütunların görünürlük özelliği bu şekilde bana gelmiş oldu. Ayrıca aynı zamanda bana bir e, Data Table yapısı da vermiş oldu. Burada işte şurada bir Search alanı var. Ben mesela A yazdığım an şöyle içinde sadece A geçenleri sonra S deyince S geçenleri getiriyor. Yine bu Data Table'ın içerisinde istediğim değere göre e, sıralayabiliyorum. Mesela burada ofisteki e, şehirlere göre sıralıyorum ve bunu bütün e, sayfalama yapısı için gerçekleştirmiş oluyor. Tamam mı? Ondan sonra burada bu yapıyı veri tabanından da çekebiliriz. Çok e, kolay, çok kısa bir ders oldu. O yüzden devam etmek istiyorum. Ben buraya veri tabanından da çekelim. Ben hemen şöyle SQL'i açayım. Veri tabanı üstünden istediğimiz herhangi bir değeri çekebiliriz. Mesela ben burada <laughs> ürün getireceğim şimdi. Örneğin bizim teknik servis uygulamasına veya ticari otomasyondan ürün getirimi işlemi yapabiliriz. Database'i açtım. Database'i açtıktan sonra bizim DBO ticari otomasyona gelelim. Şuradan ben bir ürünlere bakayım arkadaşlar. Ürünlerde nasılmış ürün değerlerim. Edit up to 100 rows dedim. tam burada bayağı bir ürünüm var. Bunu getirebilirim. Şöyle kopyalayalım şunu. Bir tane model oluşturalım hemen bir tane model oluşturalım. Sağ tuş ekle yeni bir klasör. Buraya bir tane entity klasörü ekledim. Hemen entity klasörü üstüne sağ tuş ekle yeni bir Öyle. Bunu bir de veri tabanından çekelim. Veri tabanından nasıl çekiliyor onu da görün. Adobe entity data modeli seçtim. Sirbaz'a bağlayacağım sadece burayı. Ve ilgili tek tablo üstünde çalışacağım. Şöyle sunucu adımı yapıştırdım. Buradan Dibio ticari otomasyonu seçtim. Okey dedim. Okey dedikten sonra burası değişecek. İleri dedim. İleri dedim. Şimdi buradan sadece ürünler tablomu seçeceğim. Şöyle ki TVL ürünleri seçtim ve finish dedim. Finish dedikten sonra modelimi oluşturacak bana. Oluştursun modelimi. Videonun açıklama kısmına ben linki bırakacağım. Bu e, github linkini yabancı bir kaynakta paylaşılan linkti bu. Bakayım kim paylaşmış bunu. Şu kullanıcı paylaşmış. Şimdi gelsin. Vücudu'ya geri dönmeye çalışıyorum. Da. Şu an modeli hazırlıyor. Biraz ağır işliyor. Tamamdır. TV ürünler geldi. Burada da herhangi bir problem yok şimdi kapattım burayı geldim kontrolü tarafında hemen değişikliklerimizi yapalım Şöyle ki diyeceğim ki using e, Export proje nokta model nokta Entity kullan şuraya da hemen Entities'den bir değer türetelim DB isimli New Entities dedim sonra e, var değerler eşittir DB nokta tbl ürünler nokta tool list tbl ürünleri bana listele ve geriye değerleri döndür şimdi burayı kaydettim Geldim sayfamı yeniden çalıştırıyorum. Şimdi sayfamı yeniden çalıştıracağım ama bana herhangi bir değer gelmeyecek. Çünkü controller tarafında çağırmış olduğum bu tablo ve veri tabanına ya da entity ve modeli henüz view tarafına yansıtmadım. Ondan dolayı mevcut kısım hala gelmiş oldu. Yine onlar gelmiş oldu yani. Şimdi buraya at using kullanacağım tablomu çağıracağım şurada. at using export proje nokta models nokta entity indim alta et model bir tane model tanımlaması yapacağım liste içerisinde tbl ürünler tamam mı burası da böyle şimdi şimdi şurada bir table heat var tablonun başlığı tablonun başlık değerleri burada sonrası tamamen tr tr dediğim şey de zaten e, body dediğim şey de tablonun içeriği ben şu ikinci tr'den itibaren bütün tr'leri sileceğim şimdi şöyle Geliyorum. ikinci TR'den itibaren bütün TR'leri silelim. Sildikten sonra şöyle şu son TR'ye kadar sildim. Yalnız burada bir table body etiketi kaldı. Peki bir bakalım bir bozulma oldu mu tablomun yapısında? Kaydettim. Geldim buraya sayfamı yeniledim. Sayfamı yenilediğim zaman bakın sadece artık bir kısım var ve üstteki alanlarda hala duruyor. Şimdi benim bunları değiştirmem gerekiyor. Mesela ne varmış bizim TBL ürünlerimizde? Şöyle sütunlarımıza gelelim. ID, ürün ad, marka, model. Hemen değiştirelim şöyle. Burayı ID yapalım. ID. Burası ürün ad olsun. Ürün ad. Burası marka. Burası model. Ondan sonra bir de alış fiyatı olsun alış fiyat. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Ben kaç tane alan oluşturdum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane alan oluşturdum. Şu alttaki 4 tane değeri siliyorum. Bu alttaki 4 tane değeri sildim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniledim. Sayfamı yenilediğim zaman bakın şu an bu 5 tane alan var. Bu dört tane alanı sildim. Birbiriyle eşleşmediği zaman üst tarafta ilgili e, export değerleri çıkmıyor. O zaman ben bu alttaki satırları da sileceğim. Şuradan da dört tane satırı sildim. Üstte de altta da 5 tane kaldı. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Sayfamı yenilediğim zaman bakın tekrar düzelmiş oldu. Kolon visibility alanında da ben mesela ürün adı seçtiğim zaman şu an ürün adı kaldırdı. Tekrar eklediğinde bu şekilde gelmiş oldu. Burada da herhangi bir problem yok. Son olarak burayı e, veri tabanından çekelim. Şöyle ki TR'nin içerisinde bir tane for each döngüsü atıyorum. Var x in model modelden alacaksın dedim. Sonra süslü parantezimi açtım. Süslü parantezi TR'den sonra şurada kapattım. Sonra şurada sadece yapmam gereken şey değerleri çağırmak. Et x nokta id in at x nokta ürün at sonra at x nokta marka at x nokta model ve son olarak at x nokta alış fiyat kaydettim kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim sayfamı yenilediğim zaman bakın bu şekilde bana gelmiş oldu hem sayfalama işlemi gerçekleşti hem de e, üst tarafta ilgili alanlar geldi PDF tıkladım pdf'e tıkladıktan sonra bakın pdf e attı geldim çalıştırdım pdf olarak bu şekilde bakın ee, bir başlık attı istiyorsanız bu başladı e, işe yine bu html tarafında şuradan değiştirebilirsiniz title'dan ondan sonra ve ürünlerim bana gelmiş oldu aynı şekilde ilgili dosyayı ben mesela Excel formatında da alabilirim geldim direkt bana Excel'e dönüştürdü bunu geri geliyorum şöyle bir bakalım bu Excel dosyası nasıl bunu da göstereyim Ondan sonra bitireceğim dersi bakın bu şekilde sorunsuz bir biçimde excel dosyasına da dönüştürmüş oldu. Export işlemi böyle. Ben size şuranın linkini atıyor olacağım ee, videonun altına. Burayı göndereceğim. Onu indirip oradan Iı, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz kolay ve basit bir kullanım var Code bloğuna baktığımız zaman da üst tarafta hemen onları da göstereyim data table'a ait bir kaç tane kütüphane eklenmiş bir de data table ıı, Data Table'la beraber kullanılan bir bootstrap kütüphanesi var alt tarafta da bir takım ıı, script'lerin var onun en altında da bir ıı, script komut bloğu yazılmış İşte burada tonların var neye dönüştürecek hangi tabloyu dönüştürecek ondan sonra ee, table'ın id'si bu arada example bunu unutmayın eğer kendiniz table'ı oluşturursanız şuraya mutlaka bir table id verin ve o table id'nin ismi e, script'in içerisindeki isimle aynı isim içerisinde olsun tamam mı burası böyle bu kadar iyi çalışmalar diliyorum bir sonraki derste 30. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar hoşçakalın